Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere şöyle harika uzun lifin yapımını anlatacağım. Lifim yıldız tekniğiyle yapılıyor hanımlar. 5 renk ip kullandım. Ana rengimiz beyaz, çiçeklerimizin yaprakları yeşil ve çiçeklerimde ise 3 renk turkuaz, sarı ve pembe kullandım. Şuradan başlıyoruz. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra şuradan tekrar eksiltmelerini yapıyoruz. Bura bitince ipi kesip buradan tekrar başlayıp eksiltmelerimizi yapıp bitiriyoruz. Daha sonra kenar tığlamamızı yapıyoruz. En son da püskül detaylarımızı yapıp lifimizi bitiriyoruz hanımlar. Bu şekilde dilerseniz hemen lifimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar, şimdi lifimizin yapımına başlıyoruz. 5 renk ip kullanıyorum. Bonbon kristal marka iplerim. Tığım ise şöyle göstereyim. 3 numara 1.70 milim. Evet, şimdi beyaz ipimizle başlıyoruz. Ana rengimiz beyaz. Takım şeklinde yapacağız liflerimizi. Önce uzun liften başlayacağız. Daha sonra sırayla kare lifini ve kese lifini yapacağız inşallah. Şimdi bu şekilde 3 tane zincir çektik. İlmeğimizi uzattık. Ve ortadaki ikinci zincirimizin içine batacağız. Bu şekilde 5'li fıstıklar yapacağız hanımlar. 3. Evet, ilk başlangıç biraz böyle zincir içi olduğu için zorlayabilir. Evet, şimdi 5. fıstığımı da bu şekilde batıyorum ve topluyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi uzattım. Hemen tepesine 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Yine ipimi uzattım. 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Zincir çektim bir tane. Uzattım. 1, 2, 3. Başlangıçtaki uzatma ipimizde 5 tane oluyor. Onu da sayıyoruz. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 ve kapatıyorum. Bu şekilde üst üste tam 13 tane fıstık yapacağız. Bir kez daha göstereyim. Bakın, ilmeğimi uzatıyorum. Son yapmış olduğum fıstığın tepesine 5 kez ip alarak batıyorum. Bu şekilde 5'li fıstık olmuş oluyor. Ve 5. Şöyle kapattım. Evet, şimdi bu fıstık sayımızı 13'e tamamlayalım. Tekrar devam edelim. Evet, 13 tane fıstığımızı bu şekilde üst üste yaptık. Şimdi 14. fıstığımızı yapıyoruz. Bu da kenar için yukarı çıkış noktası olacak. 4, 5. Bakın yaptım. İpimi tığıma doladım. Kapatmıyorum fıstığımı. Hemen sıradaki fıstık ortasına batıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bunu da kapatmıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yandaki fıstık ortasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Siz dilerseniz dörtlü fıstık da yapabilirsiniz. Ben böyle biraz daha tombik tombik olmasını istediğim için 5'li fıstık yapıyorum. Şimdi bakın, tığımda 3 tane fıstığım var. Bu şekilde 3 fıstığımı da birlikte toplayıp kapatıyorum hanımlar. Bir tane zincir çektim. İp ilmeğimi uzattım. Hemen dibine tekrar 3, 4, 5. Bu şekilde. Tekrar kapatmıyorum fıstığımı. Şöyle bakın. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5. Ve karşıdaki fıstık arasına batıyoruz. 1, 2, 3,
4, 5. Yine 3 fıstığımı bu şekilde toplayıp kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde yıldız modeliyle yapıyoruz lifimizi. Şimdi yine ilmeğimi uzattım. Bakın bir tane aynı boşluğa 1, pardon 2, 3, 4, 5. Kapatmıyorum. Hemen dibine, bakın şöyle hemen dibine 1, 2, 3, 4, 5 ve yan tarafa. Şuradaki fıstık boşluğuna batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 3 fıstığı birlikte topluyoruz. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde üçerli fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. İlmeğimi uzattım. Hemen bitirdiğim noktaya tekrar beşli fıstığımı yapıyorum. İpimi tığıma doladım. Bakın dibine şuraya bir tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen sıradaki fıstığın ortasına. 1, 2, 3, 4, 5 ve 3 fıstığımı da birlikte, evet, tığım takıldı şu an. Evet, 3 fıstığımı birlikte bu şekilde toplayıp kapatıyorum. Bir zincir çekip devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar kalan fıstıklarımızı da aynı şekilde yapalım, devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın son bir fıstığım kaldı. Zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Yine üçlü fıstığımı toplayacağım hanımlar. Bakın tepesine yaptım. Hemen dibine yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Ve buradaki ilk yaptığım fıstığın bakın hemen uç noktasına, zincirin içine batarak son fıstığımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Yine 3 fıstığımı birlikte toplayarak kapatıyorum. Bir zincir çektim. Evet, bakın ilk sıramızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi çeviriyorum lifimi. Çevirdikten sonra köşeye bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. 2, 3, 4, 5 ve kapattım. Köşeler bu şekilde devam edecek. Dönüş noktaları. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi yine üçlü fıstık yapmaya devam edeceğim. Bakın ilk fıstığı fıstığın tepesine 2, 3, 4, 5. Dibine 1, 2, 3, 4, 5. Ve hemen karşısına 1. Tıpkı alt sırada yaptığımız gibi üçlü fıstıklarımızı toplayacağız. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde üçünü birlikte topladım, kapattım. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5'li fıstığımı yaptım. Şimdi tekrar dibine yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yan tarafına. 2, 3, 4, 5. Ve üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum. Bu sırada çiçeklerimizin yapraklarını yapacağız hanımlar. Dibine bir tane. Yanına bir tane. 2, 3, 4 ve 5.
Bu şekilde toplayıp kapat. Bakın şu an yukarıda 3 tane fıstığım oldu. 4 fıstık olduktan sonra yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. 2, 3, 4, 5. Hemen dibine batıyorum. 3, 4, 5. Ve yanına. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Kapattım. Evet. Şimdi hanımlar, yeşil ipimizle yaprağımızı yapmaya başlayacağız. Bakın. 1, 2, 3 ve 4 tane fıstığımızı yaptık. Üçlü fıstığımızı toplayıp kapattık. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. Evet, ucunu arıyorum şu anda. Evet, buldum. Bakın, tığımdaki ilmeğimin içinden bu şekilde geçiriyorum. Ucunu şöyle arkada parmağımla tutuyorum çıkmasın diye. Beyaz ipimi de kendime taraf alıyorum. Alttan yürüteceğim. Yeşilde bakın bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Beşli fıstığımı yapacağım bakın. 1 2 3 4 Beşli fıstığımı yaptım. Tekrar yeşil ipimi alıyorum tığıma. Bakın beyaz ipim bu şekilde. Ortada tam böyle ortada kalacak. Dibine bir tane şu boşluğa. Bakın beyaz ipim de içinde. 1 2 3 4 5. Bakın iki tane yeşil fıstığım oldu. Şimdi üçüncüyü de hemen yan tarafa. Beyaz ipimizi de yürütmeyi unutmuyoruz. 1 2 3 4 5 ve yeşil fıstıklarımın üçünü birlikte toplayıp kapattım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Tekrar orta noktaya bir fıstık daha. 4 5 Şimdi yeşil ipimi kendime taraf alıyorum. Beyaz ipime geçtim. Bakın böyle bu şekilde kalacak. Tekrar şimdi yeşil ipimizi yürüteceğiz. Beyaz ipimi bu şekilde tığıma aldım. Hemen yeşil fıstığın olduğu yere dibine bir tane. 1, 2, 3, 4, 5. Ve karşıya. Sıradaki fıstığın ortasına beyaz ipimle bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 5. Bakın bir yeşil, iki beyaz fıstığım oldu tığımda. Ve bu şekilde 3 fıstığımı da tekrar kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi beyaz ipimi tekrar kendime taraf aldım. Yeşil ipime geçtim. İkinci yaprağımı yapacağım. Yeşil ipimi şöyle tığımdaki ilmeğe doğru ilmekten geçirdim. Beyaz ipimi bu şekilde çekerek sıkıştırıyorum. Uzattım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Beyaz ipimizi yürütmeyi unutmuyoruz. Şöyle üst orta noktaya bırakıyoruz. Ve fıstıkları yaparken o da içinde kalacak. İlk fıstığımı yaptım. İkincisi tekrar dibine 1 2 3 4 5. Üçüncüsü de yan tarafa. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 3 fıstığımı yine bu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir tane yeşil fıstık. Tepe noktaya 2 3 4 5.
Artık yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Bu sırada yeşil ipimle işim bitti. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Bakın ilk fıstığımı kapatmadım. Beyaz ipimi tığıma doladım. Hemen yeşil fıstığın olduğu yere bir fıstık daha. 2, 3, 4, 5. Ve yan tarafa. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar sıra sonuna kadar aynı şekilde üçlü fıstıklarımı toplayarak devam edeceğim. 4, 5. Dibine 1, 2, 3, 4, 5 ve yanına. 1, 2, 3, 4, 5 ve 3 fıstığımı yine topluyorum. Şimdi bakın 4 fıstık yapıp yapraklarımıza başlamıştık. Yapraklarımız bitti. Yine 4 fıstık yaparak olana kadar, yani bu sıra sonuna kadar 4 fıstık olacak. Bu şekilde bitireceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar yine 3 fıstık olarak toplayarak devam edeceğiz. Üç, dört, beş. Yandakine geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, 2, 3, 4, 5. Zevkli bir model. En önemlisi şık bir model gerçekten. Evet, yine üçlü fıstığımı topluyorum. Evet, şimdi bakın sıra sonuna geliyoruz ve son üçlü fıstığımı toplayıp üçüncü sıraya başlayacağız. 4, 5. Bakın dibine 1, 2, 3, 4, 5 ve şuraya, bakın köşe noktaya. İki fıstığın birleştiği yere 1, 2, 3, 4, 5 ve yine üçünü birlikte toplayıp kapat. Bir zincir çektim ve tekrar modelimi çevirdim. Şimdi bakın yine yeni bir köşeye başlayacağız. Yeni bir sıraya başlarken ne yapıyoruz? Bir zincir çektikten sonra beşli fıstık yapıp kapatacağız. 4, 5. Bu şekilde yapıp kapattım. Ve üçlü fıstık yapmaya devam edeceğim. Bakın tepesine hemen bir fıstık. Dibine bir fıstık. 3, 4, 5. Ve yanına. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. Bir zincir. 2, 3, 4, 5. Dibine 1, 2, 3, 4, 5. Ve karşıya 1, 2, 3, 4, 5. Üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum. Evet, bakın iki fıstığımız oluştu. Şimdi toplamda 5 fıstık olana kadar, yukarıda 5 sıra fıstık olana kadar devam edelim. Üçlü fıstık olarak toplamaya. Daha sonra çiçeği yapmaya başlayalım.
Evet, bakın 4 fıstık yaptım. Şimdi 5.'yi yapacağız. Tepesine 2, 3, 4, 5. Bakın 5. fıstığımızı yaptık. 1, 2, 3, 4. 5. fıstığımızı yaptık. Şimdi dibine tekrar şuraya yine beyaz ipimle 1 fıstık, 2, 3, 4, 5. Bakın şu an 2 tane fıstığım var. Şimdi turkuaz ipime geçeceğim. Bakın beyaz ipimi yine kendime taraf alacağım. Şu şekilde kalacak üstte. Şöyle yeşilin hemen ortasından tığımı geçiriyorum. Şöyle tığıma bir zincirle turkuaz ipimi sabitledim. Daha sonra bakın yeşilin ortasından geçirip kapattım ve ilmeğimi uzattım. Bakın beyaz ipim de onun altında kaldı. 2 3 4 5'li fıstığımı yaptım. Bakın 2 beyaz, 1 turkuaz fıstığım var. Bu şekilde üçünü birlikte toplayarak kapattım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Bakın tepe noktaya 2, 3, 4, 5. Aldım ipimi tığıma yine aynı noktaya. 1, 2, 3, 4, 5'li fıstığımı yaptım. Şimdi bu iple işimiz bitti. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Karşı tarafa bakın şuraya. 1 2 3 4 5. Tığımda 2 turkuaz, 1 beyaz fıstığım var ve üçünü birlikte bu şekilde toplayarak kapattım. Bakın ilk çiçeğimiz oluştu. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu turkuaz ipimi artık kesebilirim. Bu şekilde kestim. Şöyle temizleyeyim iplerimi. Bir zincir çektik. 2 3 4 5. Tığıma ipimi doladım. Tekrar dibine batıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın 2 tane fıstığım oldu. Şimdi buraya da sarı rengimle çiçeğimi yapacağım. Ne yapıyorduk? Renk değiştirirken bak beyaz ipim bu şekilde yukarıda olacak. Şu yeşilin hemen orta noktasından batıyoruz. Şöyle tığıma bir zincirle sabitledim sarı rengimi. Ortasından geçirip tekrar bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 5'li fıstığımı yaptım. Bakın şu an 2 beyaz ve 1 sarı var. Yine üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Uzattım. 2 3 4 5. Tığımın başına ipimi doladım. Hemen sarının olduğu yere bir fıstık daha. 2 3 4 5. Bakın beyaz ipim burada. Şimdi sarı ipimi bırakacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen şu sıradaki fıstık ortasına 1 2 3 4 5. Şimdi tığımda 2 sarı, 1 beyaz fıstığım var.
Ve bu şekilde üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum. Evet, takıldı. Tekrar toplamam gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar yine üçlü fıstıklarımızı toplayarak devam edeceğiz. Bakın tepesine yaptım. Dibine yapıyorum. 3, 4, 5 ve karşı tarafa 1, 2, 3, 4, 5. 3 fıstığımı birlikte toplayıp kapat. Evet, sıra sonuna aynı şekilde 3'er fıstık toplayarak gelelim. Son 3. fıstığımızı şuraya batıp yapıyoruz. Sonra yine tıpkı alt sırada olduğu gibi birlikte toplayacağız ve diğer sıramıza geçiş yapacağız hanımlar. Bu bitişi bir kez daha göstereyim. Yeni başlayanlar belki anlamamış olabilir. Bakın bir fıstığım kaldı sıra sonunda. 2, 3, 4, 5. Dibine 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, üçüncü fıstığımı şu orta noktaya yapıyorum. Köşedeki boş noktaya 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde yine üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bakın sıra sonlarında 3 fıstık toplayarak kapatıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Sıra başında ise bir fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Yaptıktan sonra fıstığımızı kapatıyoruz. Burada bu şekilde başlarken bir fıstık yaptık, kapattık. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Yaptığımız fıstığın tepesine bir fıstık, 2, 3, 4, 5. Dibine bir fıstık, 2, 3, 4, 5. Ve karşıya bir fıstık, 4, 5. Kapatıyorum üçünü birlikte. Bu şekilde. Hemen sarı ipimizi de şöyle keselim. Bakın kestikten sonra hangi renkse bu şekilde o fıstığın içine girerek şöyle kaybedebilirsiniz hanımlar. Çok fazla dipten kesmeyelim çünkü sökülebilir. Evet, şimdi devam edelim. Bir zincir çektim. Yine üçlü fıstıklarımızı toplayarak devam edeceğiz. 3, 4, 5. Bir zincir çektim. Beş, dibine bir tane. 3, 4, 5. Karşıya bir tane. 3, 4, 5. Ve üçünü birlikte topluyorum. Evet, devam ediyoruz. Bir zincir çektik. 2, 3, 4, 5. Fıstığımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşli fıstığımı yaptım. 5. Ve yan tarafa. Bakın şuraya bir fıstık daha. 2, 3, 4, 5.
Şimdi 3 fıstığımı birlikte topluyorum. Evet. Bakın 1, 2, 3 yan yana 4 fıstık yaptık. Şimdi yeni bir çiçeğe başlayacağız. Yaprak yapacağız. Yeşil ipimi aldım. Bakın hemen şu noktadan bu şekilde batıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Beyaz ipim yine bu şekilde üst tarafta kalacak. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 5 Şimdi dibine bir tane 1 2 3 4 5 ve yanına bir tane 1 2 3 4 5 3 tane yeşil fıstığımı tekrar birlikte topladım ve kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 5 Şimdi bakın beyaz ipime geçiş yapıyorum. Bununla artık yeşil işimiz bitmiyor. Yeşil ipimizi kendimize taraf aldık tekrar. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Yeşil ipimizi de yürüteceğiz aynı zamanda. Bakın beyaz ipimi aldım. Dibine bir tane 1 2 3 4 5 ve hemen yan tarafa bir tane 1 2 3 4 5 Kapatıyorum. Bir yeşil ve iki beyaz fıstığım oldu. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim. Şimdi üçlü fıstık yapacağız yine beyaz ipimizle. 3 4 5. Bakın yeşili yürütüyoruz. Dibine 1 2 3 4 5 ve karşıya 1 2 3 4 5 Üçünü birlikte toplayıp kapattım. Bir zincir 2 3 4 5 1 Bakın yeşil ipim yine burada. 2 3 4 5 ve karşıya. 1 2 3 4 5 Kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi yeşil ipime geçiş yapıyorum. Bakın arada iki tane beyaz fıstığım oldu. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bakın bunu tekrar yürüteceğim. 2 3 4 5 Dibine 1 2 3 4 5 ve karşı tarafa 1 2 3 4 5 Üçünü birlikte toplayıp kapattım. Bir zincir çektim. Ortaya 2 3 4 5 Bunu bırakıyorum artık işim bitti. Beyaz ipimle devam edeceğim. Bakın bir fıstığım var. Beyaz ipimle hemen yeşilin yanına bir fıstık. 2 3 4 5 Ve yan tarafa bir fıstık. 2 3 4 5
Bir yeşil, iki beyaz fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Evet, bakın ikinci yapraklarımızı da oluşturduk. Şimdi sıramızı, üçlü fıstıklarımızı kapatarak yine tamamlayalım. Aşağıda gösterdiğim gibi yine köşeyi yapıyoruz. Daha sonra dönelim. Çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. Tekrar devam edeceğiz. Evet, şimdi çiçeklerimize başlayacağız. Bakın, döndüm. Bir tane kenara fıstık yaptım, kapattım ve üçlü fıstık toplayarak 1, 2, 3 yan yana 3 fıstık olana kadar devam ettim. Şimdi dördüncü fıstığımı yapacağım. 2, 3, 4, 5. Dibine bir fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın, pembe ipimize geçeceğiz. Bu sıradaki iki çiçeğimi de pembe yapacağım. Beyaz ipim bana taraf yine şu orta noktadan yine ipi sabitliyorum tığıma ve geçiriyorum. Bir tane zincir çekip kapattım. İlmeğimi uzattım. 2 3 4 5. Bakın. 2 beyaz, 1 pembe. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Dibine bir fıstık. 5. Buraya bir fıstık. 2 3 4 5. Pembe ipimle işim bitti. Son fıstığımı yapıp bitirdim. Arkada bırakıyorum. Beyaz ipimle üçüncü fıstığımı yapıyorum. Neden takılıyor anlamadım. 2 3 4 5 ve kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar buraya kadar üçlü fıstık toplayarak geleceğiz hanımlar. Üç fıstık yaptıktan sonra sanırım. Evet. Yan yana üç fıstık olduktan sonra diğer yaprağımızı yapmaya başlayacağız. Ha, bu arada bakın pembe ipimizi arada devam ettirecektik. Onu unuttum. Çok çok özür diliyorum. Evet. Pembe ipimizle aslında işimiz bitmedi. Şimdi şu iki fıstığı tekrar yapacağım ben. Üç, dört, beş. Dibine bir fıstık yapacağım. Bir, iki, üç, dört, 5. Bakın pembe ipimi kendime taraf alıyorum. Bu şekilde arada yürüteceğim. Beyaz ipimle hemen şu yeşille beyazın orta kısmına bir fıstık daha. 2 3 4 5 ve üçünü birlikte kapattım. Eğer siz yine farklı renkle yapacaksanız pembeyi devam ettirmeyeceksiniz. Yani burada hangi renk yapacaksanız onu devam ettirmeyeceksiniz. Ama buradakini de aynı pembe yapacaksanız, aynı renk yapacaksanız devam ettirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ben üçlü fıstık toplayarak yine diğer çiçeğimin olduğu yere kadar geleceğim. Daha sonra tekrar çiçeğimizi yapmaya devam edelim hanımlar. Evet, şimdi yine çiçeğimizi yapacağız. Bakın bu şekilde iki tane fıstık yaptım. Üçüncü fıstığımın bakın ikisi tığımda. Beyaz ipim tekrar şöyle benden taraf ve yürüteceğim. Bakın pembe ipime geçiş yapıyorum. Hemen ortadan beşli fıstığımı alıyorum. 3, 4, 5 ve fıstıklarımı bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim.
2 3 4 5. Dibine 1 2 3 4 5. Pembe ipimle bu sefer gerçekten işim bitti. Arkada bırakıyorum onu. Beyaz ipimle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve kapattım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi yine üçlü fıstıklarımızı toplayarak sıra sonuna kadar geliyoruz hanımlar. Daha sonra yine şuradaki iki çiçeğimizi aynı şekilde aynı sayılarla buraya kuralım. Evet, şimdi tekrar yaprağımızı yapmaya başlayacağız. Bakın alta iki çiçek yaptık. Üzerine çaprazına iki çiçek yaptık, üst sıralarına. Şimdi tekrar bunların hizalarında aynı sayılarla çiçeğimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4 fıstıktan sonra yaprağımıza başlayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4 fıstıktan sonra yaprağımıza başlamışız. Şimdi yaprağımızı... Teknik aynı hanımlar, alt sırada yapmış olduğumuz gibi o şekilde yapılacak. Videom şu an gerçekten uzun oldu. Evet, bir zincirimi çekiyorum ve yaprağımı yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4, 5. Bakın beyaz ipimi yine bu şekilde yürüteceğim burada. Dibine 1, 2, 3, 4, 5 ve karşıya 1, 2, 3, 4, 5. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 5. Şimdi ipimi ön tarafa aldım. Yeşil ipimi yürüteceğim. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Tekrar dibine bir fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Ve karşıya bir fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Üçünü birlikte toplayıp kapat. Evet. Şimdi tekrar yeşil ipime geçiş yapacağım. Beyaz ipimi kendime taraf alıyorum. Şöyle yeşil ipimle bir tane zincir çekip fıstığımı yapmaya başlıyorum. 4, 5. Dibine bir tane. 3, 4, 5 ve karşıya bir tane. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane yeşil fıstık yapıyorum. Yaptım. Yeşil ipimle işim bitti. Beyaz ipimle devam edeceğim. 2, 3, 4, 5 ve karşıya. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bakın bir yeşil, iki beyaz fıstığım oldu. Bu şekilde hepsini topluyorum ve kapatıyorum. Evet. Şimdi üçlü fıstık toplayarak gelelim, dönelim, tekrar üçlü fıstık toplayarak gelelim. Şu altta olduğu gibi çiçeklerimizi yapacağız. Sonra tekrar devam edelim. Evet, şimdi çiçeğimize geçtik. Bakın 1, 2, 3, 4 fıstık yaptık yan yana. 2 fıstığımı toplamadım. Beyaz ipim bana taraf. Şu şekilde yeşilin içinden yine tığımı geçiriyorum. Turkuaz ipimi sabitleyeceğim. Ve çiçeğimi yapmaya başlayacağım hanımlar.
Evet, şimdi çiçeğimizin ilk fıstığını yapıyoruz. 3, 4, 5. Bakın 2 beyaz, 1 turkuaz fıstığım var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık. Bakın ipimi bu şekilde yürütüyorum. Dibine bir fıstık. 2. Şurada, evet. 2, 3, 4, 5. Bu iple işim bitti. Arkada bırakıyorum. Beyaz ipimle hemen sıradaki fıstığın ortasına batarak fıstığımı yapıyorum hanımlar. Evet ve üçünü birlikte toplayıp kapatıyorum. Dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi sarı ipimize geçiş yapıyoruz. Bakın iki fıstığımı kapatmadım. Beyaz ipim ön tarafta. Sarıyla devam ediyoruz. Evet, geçirdik. Bir zincir çektik. İlmeğimizi uzatıyoruz ve bir tane fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5. Ve fıstığımı kapatıyorum. Üçlü fıstık şeklinde. Tığım bir yere takıldı ama çözemedim. Evet. Bu şekilde topladım. Bir tane zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. 4, 5. Dibine bir fıstık. 2, 3, 4, 5. Ve yanına bir fıstık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi üçünü birlikte tekrar toplayıp kapat. Çok pardon. Ben yine yanlış yaptım burada. Evet. Belki siz bana yanlışımı oradan söylüyorsunuz ama ben sizi duyamıyorum maalesef. İki fıstık yaptık. Sarı fıstığımızı yaptık. Üçüncüyü beyaz olarak devam ediyoruz. Ben aldım başımı gidiyorum. Lütfen kusura bakmayın tekrar. Bazen böyle kaptırıyorum kendimi. Evet, şimdi bu kalan fıstıklarımızı yine üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın ilk modelim oluştu. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? İki fıstık, iki çiçek yaptık. Daha sonra tekrar çaprazına iki çiçek yapacağız. Sonra bu şekilde. Yani bunlar böyle daire daire olarak devam edecek. Şimdi bir üst sıraya aynı şekilde bakın 1, 2, 3 fıstıktan sonra yapraklarımızı koyuyoruz. Araya 2 fıstık, tekrar yapraklar ve sıra sonunda 3 fıstık yan yana şeklinde devam ediyoruz. Yine çiçekleri üzerine aynı şekilde konduruyoruz. Bu sıra bittikten sonra tekrar yine bu sıraya geri dönüyoruz. Bu sıra bitiyor, bu sıra. Yani bu iki döngüyü sırayla devam ettiriyoruz hanımlar. Bu şekilde ben sanırım 5 tane yapmayı düşünüyorum. Şu an tam uzunluğunu bilmediğim için sayı veremeyeceğim ama aklımda 5 var. Bakacağım yine yapınca nasıl duracak, uzunluğu, ölçüsü nasıl olacak. Ona göre sizi bilgilendireceğim. Bu şekilde tekrar videoyu başa alarak devamını izleyebilirsiniz. Aynı şekilde devam edecek çünkü sayılar ve yapılış şekli aynı, fıstık araları aynı. Bu şekilde hanımlar, ben bitireyim, daha sonra diğer aşamaları tekrar birlikte yapalım. Evet hanımlar, lifimizin uzunluğunu tamamladık. Bakın 1, 2, 3,
4 ve 5 tane yuvarlak oluşturduk. Üst üste çiçeklerimizle 5 tane yuvarlak oluşturduk. Şimdi eksiltme işlemine geçeceğiz. Bakın sıra sonuna bu şekilde geldim. Yine 3 fıstıkla bitirdim. Şimdi artık eksiltmeleri yapabiliriz. Bir zincir çektim ve lifimi çeviriyorum. Şimdi yıldız tekniğinde eksiltme işlemi yaparken 3, 4, 5. Bakın 5 fıstık başlangıç noktasına yaptık. Kapatmıyoruz. Hemen yandaki fıstık boşluğuna 2, 3, 4, 5. Bakın tığımda 2 tane fıstığım var ve kapatıyorum. Eksiltmelerimiz bu şekilde oluyor. Başlangıçta 2 fıstık yaptık ve ikisini birlikte topladık. Şimdi sıra sonuna kadar yine 3'er fıstık toplayarak devam edeceğiz. 4, 5. Bakın hemen dibine 1, 2, 3, 4, 5 ve yanına 1, 2, 3, 4, 5 ve 3'ünü birlikte topluyorum. Yine aynı şekilde 3'er fıstık toplayıp sıra sonuna kadar yine 3 fıstık toplayıp geliyoruz. Daha sonra modelimizi çevirince yine 2 fıstık toplayarak eksiltmeyi yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Ben tekrar dönüşte ne yapacağımızı göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın yine üçlü fıstığımı toplayacağım. Bu şekilde tıpkı alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi. Üçlü fıstığımı topluyorum. Ve bir tane zincir çekip tekrar modelimi çeviriyorum. Şimdi bakın burada başlarken eksiltmeye 2 fıstık birlikte toplayarak eksiltmiştik. Sıra sonunda yine 3 fıstığımızı aynı şekilde toplayarak bitirdik. Şimdi tekrar sıra başında yine ne yapacağız? 2 fıstık yaparak toplayacağız. 4, 5. Kapatmıyorum. Yan taraftaki fıstık boşluğuna geçtim. 2, 3, 4, 5. Ve 2 fıstığımı birlikte topluyorum. Yani başlangıçta 2 fıstık toplayarak başlıyoruz. Sıra sonunda 3 fıstık toplayarak bitiriyoruz. Bu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Ta ki sıra sonunda bu şekilde yan yana 2 fıstık kalana kadar eksiltmemizi yapalım hanımlar. Yapıp bitiriyoruz. Ondan sonra modelimizi ipini kopartacağız. Sonra şu köşeden yine aynı şekilde eksiltmeye başlayıp bitireceğiz. Daha sonra kenar tığlamasını yapacağız. En sonda uç kısımlarına püskülümüzü yapıp lifimizi bitireceğiz. Evet, lifimin de bu tarafının eksiltme işlemini bitirdim. Bakın tepede 2 fıstığım kaldı. Sıra sonum burası. Hiç lifimi çevirmeden 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen sıradaki fıstık boşluğuna dörtlü fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Fıstığımın tepesine ipsiz battım. Sık iğneyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Fıstığın tepesini aynı yere ipsiz batıp sık iğneyle kapattım. Tekrar 4 zincir, yine aynı yere ipsiz batarak kapattım. Bakın şöyle 3 tane pırpır yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi sıradaki fıstık boşluğuna batıyorum. İpsiz bir şekilde sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki fıstık boşluğuna yine dörtlü fıstığımı yapıyorum. 3, dörtlü fıstığımı yaptım, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Fıstığımın tepesini ipsiz batıp sık iğneyle kapattım. Tekrar 4 zincir. Aynı yere battım, kapattım. Yine 4 zincir. Aynı yere battım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki fıstık boşluğuna batıp sık iğneyle kapattım. Evet, kenar tığlamamız bu şekilde hanımlar.
Şöyle şu uç kısma geldiğimizde, köşe kısma geldiğimizde, bakın şimdi burayı bu şekilde döneceğiz. Buraya geleceğiz. Şu köşe kısma geleceğiz. Burada 3 fıstığı birlikte toplayacağız. Yani şuraya bir fıstık yapacağız. Şuraya bir fıstık ve şuraya bir fıstık. 3 fıstığı aynı anda yapıp toplayacağız. Buraya bu kenardan yapmayacağız. 3 fıstığı birlikte toplayacağız burada. Hatta ben size şöyle göstereyim hemen. Bakın şimdi şu köşe noktaya geldik. İki, üç, dörtlü fıstığımı yaptım. Hemen orta noktaya batıyorum. Yine oraya dörtlü fıstığımı yapıyorum. Tekrar köşe noktaya batıyorum. Oraya da dörtlü fıstığımı yapıyorum. Şöyle yaptıktan sonra üçünü birlikte kapatıyorum. Burayı bu şekilde yapacağız. Çünkü ucuna püskül geleceği için buradaki kenardan yapmamıza gerek yok hanımlar. Bu şekilde bu köşeyi öyle dönüp geleceğiz. Bu köşeye geldiğimizde yine aynı işlemi buraya da yapıp bitireceğiz artık. Bu şekilde ben şimdi kenarlarımı bitireyim. Daha sonra püskülün yapımına başlayalım. Evet hanımlar, lifimin son kısmına geldim. Bakın şuraya zincirle battım. Şimdi buraya 3 tane fıstığı yapıp birlikte toplayacağım. 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Hemen orta noktaya tekrar bir 4'lü fıstık. Ve uç noktaya bir 4'lü fıstık daha. Evet. Şimdi bu 3 fıstığımı birlikte topluyorum. Ve lifimi tamamlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5'li fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Üzerine tekrar 2, 3, 4, 5'li fıstık yaptım, kapattım. Ve bir tane daha aynısını yapacağım. 2, 3, 4 ve 5 yaptım ve kapattım. Bakın 3 tane üst üste fıstık yaptık. İpi kesmeyeceğiz. Şöyle bakın, biraz önce hazırladım ben size. Bu şekilde üçlü fıstığın üzerine 2 tane pompon yaptım. Püskül daha doğrusu. Yani biraz daha kısaltırsak pompon olacak. Bu şekilde yaptım. Şimdi nasıl yapıldığını da sizlere göstereyim. Ben çiçeğimin renklerinden kullandım 2 renk. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Başlarken şöyle uzun bir ip bırakacağım, püskülümü sarmak için. Evet, bakın burada şu kadar bir ip bıraktım. Şimdi 3 parmağımın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 kez doladım ipimi. Bakın burada bıraktığım ipimi önce bakın şöyle parmağımın arasından baş parmağımın arasında işaret parmağımın arasından şöyle arkaya doğru getirdim. Tığımı şöyle parmağımın arasından geçiriyorum ve bu ipi kendime doğru çekeceğim. Evet. Yani bir tur püskülümüzün etrafından döndürdük. Şimdi yavaşça çıkartacağım. Bozmadan ve hemen tığımın sapını parmağımın yerine geçirdim. Şimdi şöyle bir sıkılaştıracağım.
Bakın şu sardığımız ipi de artık diğer ipin boyunda keselim. Şimdi birkaç tur bu şekilde ipi etrafında çevireceğim. Bu başlarken uzun bıraktığımız ip. Evet, şöyle çekip sıkıştıralım güzel. Tamamdır. Şimdi tığımı çıkardım. Bakın ipim bu tarafta. Tığımı şöyle sokuyorum. Ve bu ipi tekrar içinden dışarı çıkartacağım. Şöyle yapıyorum. Evet. Bakın şöyle içinden geçirip dışarıya çıkardım. Tekrar tığımı içeriye geçiriyorum. Pardon. Evet, bu taraftan geçireceğiz. Şöyle bakın fıstık yapar gibi şurayı tutuyorum. İpimi tekrar diğer taraftan dışarı çıkarıp şuradan geçirip sabitleyeceğim. Açılma yapmasın diye. Ve bununla işim bitti bu şekilde. Şimdi hemen iplerimizin uçlarını keselim. Evet, bakın püskülümüz bu şekilde hazır. Şimdi buradaki ipimizi kesmemiştik hanımlar. Ne yapacağız? Yine bakın bunun şöyle içinden geçiriyorum. Bir tane sık iğne ile kapattım. Ve bir tane zincir çektim. Yine ipi kesmeyeceğim. Bu şekilde bekleteceğim. Ama bunu artık kesebiliriz. Evet, fazla kalan ipimi kestim. Şimdi diğer sarı püskülümü de yine aynı şekilde yapacağım. Onu yapayım, tekrar bağlantısını sizlerle paylaşayım. Evet, sarı püskülümü de yaptım hanımlar. Şöyle içinden yine geçiriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar şu fıstığın tepesine yine bir sık iğne ile sabitliyorum. İki tane zincir çekip ipi kesiyorum hanımlar. Ve bu kestiğimiz ipi de şöyle fıstık dibinden girip içeriye çekiyoruz. Evet, bu şekilde ipimiz bitti. Gerçekten çok tatlı ve çok şık bir lif oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem çeyizlik hem de hediyelik mükemmel bir lif oldu. Bunun bir iki parçasını daha yapıp paylaşacağım inşallah sizlerle. Takipte kalmanız yeterli. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil simgesini tıklayarak bildirimlerin tümünü alabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde yeni videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.